Ve yapılan bazı araştırma, bazı yarışmalarda hani yarışmaların hedefi nedir? Aslında firmaların birbiriyle kapışmalarını sağlamaktır diyebilirim. Mesela Google Baidu'ya kafa tutuyor diyelim. Hani teknik olarak işte biz daha üstünüz, şu bu vesaire. Bunların ispatının yapıldığı yerler bu tür yarışmalardır. O yüzden çok ciddi hazırlıklar yaparlar bunlara. Ve şu an en az, yani şuradaki en düşük olan bar aslında en kalitelisi, en yüksek başarı demektir. Burada Microsoft en sonda, bakın yüzde hatayı hesaplamaya çalışıyorlar. 6000 çift resim üzerinde yapılıyor bu. Yani şöyle düşünün, bir elma fotoğrafı veriliyor diyelim. Ya da herhangi bir şeyin fotoğrafı veriliyor. Bunu tahmin etmesi sağlanıyor yapay zeka algoritmasına. Hani deniyor ki sana verdiğim şeyin ne olduğunu bir tahmin et bakalım. Şimdi tahmin et olayı, hani çok böyle basit düşünürsek aslında zor bir şey değilmiş gibi. Ama halbuki çok kolay da değil diyebilirim. Sebebi şu, tahmin etme olayı sadece mesela portakalı verip portakalın ne olduğunu tanı demek değil. Şöyle düşünün, insan bile belli ışık oyunlarıyla, mesela belli düşük ışıkta ya da örneğin elmanın sadece küçük bir kısmının göründüğü fotoğrafta ya da çok ters bir ışıkta, yetersiz bir ışıkta vesaire bu tür şeylerde ya da mesela karyolanın altına girmiş bir kedi. Şimdi kedi fiziksel olarak kedi değil aslında orada. Sadece kafası görünüyor ya da kuyruğu görünüyor. Şimdi bir insan aslında onun kedi olduğundan emin değildir. Ona kedi der ama emin değildir. Ona bu kesinlikle kedidir demesinin sebebi şudur aslında. Mesela %70 onun kedi olduğuna inanıyordur. Bir yapay zeka gibi %98-95 gibi bir rakam vermez. O kedidir der sadece. Ama şunları düşünür. Benim evde kedi var mı? Mesela benim evde kedi var. O zaman o kesin benim kedim. Kuyruğunun rengi de diyelim gri ise benim kedimin. O zaman derim ki oradaki de gri ise o benim kedimdir. Yani görselle bir alakası yoktur. Aslında gördüğü şeyle değil. Oradan farklı birleştirmeler yapıyor zihninde. Ve diyor ki evet bu kesinlikle bir kedidir. Çünkü orada bir aslan olma ihtimali yok. Ya da bir köpek olma ihtimali yok. Ya da bir fare olamaz. Ama yapay zeka için böyle bir şey yok. Yapay zeka yazılımları ne öğrendiyse, yani kedinin nasıl bir şey olduğunu nasıl öğrendiyse ona göre yorum yapar sadece. Onunla ilgili bir analiz yürütmez. Benim evde kedi var mıydı, varsa şöyle miydi, şöyle işte böyleydi vesaire gibi. Yoksa komşunun kedisi mi acaba, o bize geliyordu düzenli falan gibi. O yüzden görsel çalışmalarda bu tür az önce bahsettiğim gibi olması da farklı farklı zorlayıcı şeyler yapılıyor. Mesela elinizi gözünüze götürdüğünüzde, hani bir tane bir gözünüzü kapatın, diğerini de şu şekilde parmağınızı yaklaştırdığınızda aslında parmağınızı bile tanıyamazsınız. Çünkü çok fazla yakın. Eliniz gözünüze çok yakın. Böyle bir durumda aşırı yakınlıktan dolayı sizin onu tanımlama yeteneğiniz düşüyor. Mesela böyle sorunlar da var. Bunun gibi. Ya da çok daha farklı şeyler var. Moladan sonra, ikinci moladan sonra bir örnek gösteririm ben. Farklı problemler olabiliyor görsel tarafta. Yani bir köpeği paspasla karıştırabilirsiniz. Emin olun yani. Ya da bir köpeği bir kurabiye karıştırabilirsiniz. Bunların görselleri var. Bizim bahsettiğimiz Deep Learning ve Computer Vision tarafında devasa sorunlar var böyle. Bu nedenle bu yarışmada da hani şurası, şu gösterilen çizgi insan hata eşiği. Az önce bahsettiğim tonla sebep diyor. Mesela elinin yakınlığı ya da tam çok uzakta birinin bir parçasının görünmesi gibi böyle. Hani bir duvarın arkasında gibi. Bunun gibi tonla insan hatası var. Onun çok çok altına inildi. Kim? Çin'de bir üniversiteydi sanırım bu. CUHK.
o, Google ve Baidu bunun altına inmişti. Bu birkaç yıl önceki araştırma. Mesela Facebook o zaman iyi değildi açıkçası. Microsoft bile yapay zekaya çok ciddi yatırım yapmıyordu o zamanlar. Sonradan yaptı bunların ikisi de. Facebook anlatacağım. Onun bir yapay zeka ürünü var. Çok iyi. Ama o zamanlar yapmıyorlardı diyebilirim. Ancak bunlarla ilgili en iyi çalışmaları yapanlar şu an için Google'la Baidu başı çekiyor diyebilirim. Ve insan hata eşiğinin ne kadar altında olduğunu da görebiliyorsunuz burada.